Merhaba herkese. Bu videoda orta segmentin yeni oyuncularından biri olan ve son zamanlarda Türkiye'de de adını sıkça duymaya başladığımız Nothing'in yeni telefonu Nothing Phone 2A'yı inceleyeceğiz. Nothing Phone 2'nin alt seviyesinde olan bu model klasik marka tasarım çizgisini korurken dikkat çekici bazı özelliklerle geliyor. O halde sözü uzatmadan hızlıca telefonumuzu yakından tanıyalım. Hadi başlıyoruz. Nothing'in bir numaralı telefonunun sahneye çıkmasıyla kullanıcılar bu markaya büyük ilgi göstermiş ve farklı tasarımı ve özellikleriyle bir süre gündemden düşmemişti. Bu modeli bir yıllık aranın ardından Nothing Phone 2 izlerken bu model amiral seviyede telefonlara kafa tutmak için tasarlandı. Nothing Phone 2'nin üzerinde henüz bir yıl geçmeden bu kez Nothing girişiminin yeni bir cihazı var karşımızda. Nothing Phone 2A. Tasarım 2020'deki aslında oradaki Nothing Phone konseptlerinden birini takip ediyor. Arka yüzdeki yatay çift kamera modülü dışında tasarım noktası önceki modellerden büyük bir farklılık görünmüyor. Yeni Nothing Phone 2A özellikleri ve teknik özellikleri bakımından da yine orijinal Nothing Phone ile Nothing Phone 2 arasında bir yerde konumlandırılmış, onu da söyleyeyim. Bu durum fiyat açısından da geçerli bu arada, bunu da söyleyeyim. Adından da anlaşılacağı gibi Nothing Phone 2'nin biraz geri çevrilmiş bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz ve yaklaşık Türkiye'de 15 bin liraya satılıyor. Nothing ürünleri söz konusu olduğunda her zaman belirli bir estetik dokunuşa ve vizyona sahip olduğunu zaten biliyoruz ve bu ambalaj ve aksesuarlara kadar kendini hissettiriyor. Nothing Phone 2A üst kısmında telefonun tasarım öğeleriyle kabartılmış bir karton kutu içinde geliyor. Özel bir kutu bu. Nothing imzalı nokta vuruşu yazı tipi dikkat çekici. Kutunun kendisi sağlam ve telefonu güvenli bir şekilde tutan iç kızak da dahil olmak üzere tamamen kartondan yapılmış gibi görünüyor. Yine de güzel olan sadece ambalaj değil, detaylara gösterilen bu özen aksesuarlara kadar aslında uzanmış. Aksesuarlar oldukça sınırlı, ancak hem SIM çıkarma aracı hem de USB Type-C kablosu telefonun kendisinden esinlenen özel bir tasarıma sahip. Kablodaki şeffaf konnektörler hoş görünüyor, ancak ne yazık ki kablonun kendisi 3A güç çıkışı ve 5 Gbps veri aktarımı ile sınırlı bir yapıda. Yine de hiçbiri Nothing 2A'nın aslında özelliklerini elbette gölgelemiyor. Keşke kutuda bir şarj aleti de olsaydı demedim değil, ama artık telefon kutularında şarj adaptörü zaten görmek pek mümkün olmadığından çok şaşırtıcı değil aslında. Nothing Phone 2A şık bir görünüme sahip. Yatay kamera modülleri artık sektörde yaygın değil, biliyoruz. Ancak işte Nothing söz konusu olduğu mu trendler farklı işleyebiliyor. Temelde ilk tasarım konseptlerinden birini yeniden canlandırıyor ve yeni bir ürün haline getiriyor. Elbette Nothing Phone 2A'nın ana görsel cazibesi şüphesiz arka tarafı. İki kamera sensörü yatay olarak düzgün bir şekilde hizalanmış ve NFC anteni olduğu belirtilen dairesel bobinle tasarımın geri kalanından güzel bir şekilde ayrılmış. Telefonun arkasından görünen elektronik aksamın ne kadarının gerçekten işlevsel olduğu ya da bu parçaların gerçekten ne işe yaradığı ya da gösteriş için mi konuldu açıkçası belli değil. Nothing Phone 2A'nın arkası şeffaf bir yapıda. Bu da önceki modellerden bildiğimiz üzere Nothing için bir tür imza dokunuşu haline geldi. Ancak Nothing arka panelin neyden yapıldığını açıkça kimseye söylemiyor. Sadece yapımında yüzeyin en kalın kısmından en ince kısmına kadar 2.2'ye 0.8 kalınlık oranı elde etmek için özel bir çift sıkıştırma ve enjeksiyon işlemi kullanıldığını söylüyor. Pratik açıdan şunu söyleyebilirim, arka panel biraz plastik gibi görünüyor ve hissettiriyor, ancak kötü bir şekilde değil. Sunduğu hafif tutuş hissi bence gayet iyi, ancak beğenmediğim şey tozun yanı sıra topladığı tüm parmak izleri. Çok ama çok fazla toz üzerinde birikiyor. Bu çekimi yaparken tozları ekrana getirmemeye çalıştım ama nafile. Bazı nedenlerden dolayı bu yüzey inanılmaz derecede elektrostatik olarak yükleniyor ve bir kılıfla örtmediğiniz sürece de yine her zaman kaçınılmaz olarak tozlu olacak. Ancak kılıf da kesin bir çözüm değil, çünkü bu sefer de telefonun ayrıcı özelliği olan glif arayüzünde yine bu kılıfla kapatma durumunuz var. Bu glif arka kamerayı çevreleyen 3 ışık şeridinden oluşuyor. Glif arayüzünde glif zamanlayıcı ve glif ilerleme gibi her türlü işlevselliği mümkün kılan toplam 26 ayrı adreslenebilir bölge mevcut. İkincisi teslimat veya araç paylaşım hizmetleri gibi belirli 3. taraf uygulamaların ilerlemesini izlemeniz olanak tanıyor. Bu da bence oldukça havalı.
Elbette grif ışıklarını bildirimler için de kullanabiliyorsunuz. Işıkları kamera zamanlayıcısı için bir geri sayım göstergesi olarak da yine kullanmak mümkün. Ses seviyesi ve pil yüzdesi gibi şeyler de yine görselleştirilebiliyor. Grif arayüzünden bahsetmişken hem Nothing Phone 1 hem de Nothing Phone 2'nin arkasında video çekimini göstermek için grif arayüzüne ek olarak yanıp sönen kırmızı bir ışık varken aslında Nothing Phone 2A'da bu ışığı biz görmüyoruz. Arka taraftaki kırmızı kare sadece tasarımın bir parçası ve herhangi bir ışık değil. Nothing Phone 2A'nın ön yüzü Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca yeni model tıpkı Nothing Phone 2 gibi su ve toz korumasına sahip olduğunu gösteren IP54 sertifikası ile geliyor. Çok süslü bir özellik değil tabi ama yine de hiç derecelendirme olmamasından daha iyi tabii ki. Telefonun üzerinde ekran altı optik parmak izi okuyucu var. Hem hızlı hem de güvenilir diyebilirim. Telefon oldukça büyük diyebileceğimiz bir 6.7 inç büyüklüğünde ekrana ve 5000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen Nothing Phone 2'den daha hafif. Nothing Phone 2 yaklaşık 201 gram ağırlığındaydı. 2A ise yani bu kullandığımız telefon sadece 190 gram ağırlığında. Nothing Phone 2A en azından temel özellikleri itibariyle Nothing Phone 2 ile pek çok aslında benzer tarafa sahip ekran tarafında özellikle. Büyüklüğü 6.7 inç ve 20:9 en boy oranıyla aynı. Çözünürlükte ikisi arasında paylaşılıyor ve 1080x2412 piksel olarak ayarlanmış. Bu da yaklaşık 394 ppi'ye denk geliyor ve oldukça keskin görünüyor. Ayrıca aynı 120 Hz yenileme hızının yanı sıra aynı 10 bit renkleri ve beraberinde HDR10 Plus desteğini görüyoruz. Buna rağmen paneller tam olarak aynı değil. Birincisi Nothing Phone 2A LTPO'dan yoksun. Bu da yenileme hızı geçişinin Nothing Phone 2'ye göre çok daha az dinamik olduğu anlamına geliyor. Nothing, ekranın 1100 nit tam ekran parlaklığına ve 1300 nit tepe noktasına ulaşabileceğini söylüyor. Biraz da yenileme hızı hakkında konuşalım. Nothing Phone 2A işletim sistemi tarafından da bildirildiği üzere toplam aslında 3 yenileme hızı modunu destekliyor. Onları söyleyelim. Bunlar 60, 90 ve 120 Hz. Ayarlar açısından aralarından seçim yapabileceğiniz 3 mod var. Yenileme hızını 60 Hz'e kilitleyen standart ve her ikisi de 120 Hz'e kadar çıkan ve biraz farklı otomatik anahtarlama davranışına sahip olan yüksek ve dinamik modları. Hem yüksek hem de dinamik modlar ekranla etkileşim halindeyken yenileme hızını 120 Hz'e çıkarıyor. Birkaç saniye hareketsiz kaldıktan sonra da otomatik olarak 60 Hz'e düşürüyor. Her iki modda çoğu uygulamada tam ekran video oynatmayı tanıyor ve güç tasarrufu içinde yine 60 Hz yenileme hızını değiştiriyor. İkisi arasındaki en büyük fark dinamik modun birçok uygulama için aslında 120 Hz yerine 90 Hz'e geçme eğiliminde olması. Bu şekilde kaydırma ve animasyonlarda biraz daha fazla akıcılık elde edebiliyorsunuz. Ancak aynı zamanda daha fazla güç tasarrufu da yine mümkün oluyor. Yüksek yenileme hızına sahip oyunlara geldiğimizde hangi profili kullanırsak kullanalım oyunların 60 FPS'yi geçmesini sağlama şansım olmadı. Bahsettiğim gibi Nothing Phone 2A HDR10 Plus'ı destekliyor. Dolby Vision ise yok. Telefonda ayrıca mümkün olan en yüksek Widevine L1 DRM sertifikasına sahip ve Netflix gibi uygulamaların Full HD akışlar sunmasına olanak tanıyor. Şimdi işlemci tarafına isterseniz bakalım. 2A MediaTek Dimensity 7200 Yonga setinin özelleştirilmiş bir varyasyonunu olan 7200 Pro işlemciden güç alıyor. Bu işlemci Nothing Phone 2'nin içindeki Snapdragon 8 Plus Gen 1'den biraz daha güçlü. Ancak aynı zamanda orijinal Nothing Phone 1 içindeki Snapdragon 778G Plus'tan da kayda değer ileri bir seviyede işlemci. Dimensity 7200 Pro telefonun uzun pil ömründen de anlaşılacağı üzere güç açısından oldukça verimli bir çip. Ayrıca aşırı ısınma sorunu da yok. Gelelim bataryaya. Nothing Phone 2A'nın önceki modellere göre kayda değer bir gelişme gösterdiği alanlardan biri de batarya oldu. Nothing Phone 2 ile çok benzer bir form faktörü sunmasına rağmen Nothing Phone 2A tıpkı Nothing Phone 2 gibi 45 watt hızlı şarj özelliğine sahip 5000 mAh kapasiteli batarya enerjisini alıyor. Bunu öncelikle söyleyelim. Bu segmentteki rakipleri daha yüksek hızlar sunuyor tabii. Ayrıca telefonda kablosuz şarj özelliği de yok. Nothing Phone 2 gibi Nothing Phone 2A da stereo hoparlör kurulumuna sahip. Bu güçlendirilmiş kulaklığın ikinci kanal gibi hareket ettiği hibrit bir kurulum. Ses çıkışının genel kalitesi oldukça iyi. Nothing Phone 2A, Nothing'in özel işletim sistemi Nothing OS yazılımının en son sürümüyle Android 14 üzerinde çalışıyor. Onu da söyleyelim. Nothing Phone 2A normal Nothing Phone 2 ile aynı düzeyde yazılım desteği alıyor. Yani nedir bu? 3 yıllık yazılım güncellemeleri ve 4 yıllık da güvenlik yamaları alacak. Son olarak kamera kurulumuna yakından bakalım. Nothing Phone 2A, Nothing Phone 2 ile benzer bir kamera kurulumuna sahip. Zaten ilk bakışta bunu anlayabiliyoruz hemen. Ancak tam olarak aynı da değil. 2A'nın arkasında bir ana ve bir de ultra geniş kamera olmak üzere 2 adet 50 megapiksel kamera var. Bununla birlikte 2A'daki ultra geniş kamera otomatik odaklama ve dolayısıyla makro çekim özelliklerine sahip değil. Nothing Phone 2A ana kamerası için Nothing Phone 2'nin sahip olduğu Sony IMX890 yerine Samsung ISOCELL GN9 kullanıyor. Ultra geniş sensör ikisi arasında paylaşılıyor. Nothing Phone 2A'nın ön tarafında doğrudan Nothing Phone 2'den alınmış gibi görünen 32 megapiksel selfie yer alıyor. Yine aynı şekilde Sony IMX615 sensörü bu telefonda da var. Nothing Phone 2A özel bir telefoto kameradan yoksun olsa da 2x zoom ile yapılan çekimler oldukça temiz ve ayrıntılı fotoğraflar yakalayabiliyor. Kalite 1x çekimlerle neredeyse aynı. Nothing Phone 2A üzerindeki ana
kamera düşük ışık koşullarında iyi dayanıyor. Renkler oldukça doğal ve gerçekçi görünüyor. Geri çekimleri bence hiç fena değil. Sonuç olarak bu model amiral gemisi Nothing Phone 2'nin deneyimlerinin çoğunu aslında koruyor ve bunu çok daha ucuz Nothing Phone 2 aya taşıyor. Orta segmentte bir telefon arayışınız varsa ve özellikle de Nothing'in tasarımı olan bu farklı dokunuş dikkatinizi çektiyse Nothing Phone 2 almak yerine 15.000 TL'ye satılan daha bütçe dostu bu telefon tercih edilebilir. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.